Birkaç gündür Mescid-i Aksa etrafında olup bitenler, zaten acılar içerisinde kıvranan İslam coğrafyasını tahrik eden, her Müslümanı, her inananı, her akli selim sahibini, her sağduyu sahibini endişelere sevk eden gelişmelere sahne olduğunu ifade etmek istiyorum. Dün akşam da yatsı namazını müteakip, ki benim şahsen Mescid-i Aksa'nın barış elçisi olarak adlandırabileceğimiz Kudüs'ün eski müftüsü, Mescid-i Aksa'nın hatibi, 80 yaşlarına ulaşmış Pir-i Fani, çok kıymetli bir ilim adamının, İkrime Sabri hocamızı, İsrail askerlerinin tecavüzüne uğramış olması her türlü kınamayı hak ediyor. Bütün bunlardan dolayı büyük endişeler içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doğrusu barış, itidal, sağduyu, akli selim sahibi her insanın en büyük endişesi, içinde dört büyük peygamberi barındıran Hazreti İbrahim'i, Hazreti İshak'ı, Hazreti Yakub'u, Hazreti Yusuf'u bağrında taşıyan El Halil'in başına gelenlerin Mescid-i Aksa'nın da başına getirilmek istendiğine şahit oluyoruz. Bundan 23 sene, 24 sene önce 1994 yılında bir Ramazan günü müminlerin üzerine ateş açıldı ve 70'i aşkın insan katledildi. Sonra El Halil, ki bizim ecdadımız, hacca giden her hacımız bizim tarihimizde önce Urfa'da Hazreti İbrahim'in makamına uğrar, ziyaret ederlerdi. Sonra da Hazreti İbrahim'in El Halil'deki mezarını ziyaret eder ve Kâbetullah'a öyle giderlerdi. El Halil, adeta böyle bir mekan, böyle bir mabet adeta bir hapishaneye dönüştürüldü. Tarihte peygamber katledenler, o büyük peygamberlerin içinde bulunduğu o mabedi adeta bir hapishaneye dönüştürdüler ve o mabedin yarısını da sinagoga dönüştürdüler. Ben 2 sene önce El Halil Camisi'ne girerken yaşadığım acıyı ve ızdırabı hala bütün iliklerime kadar hissediyorum. Hepimiz görüyoruz ki yapılmak istenen El Halil'de yaptıklarını Mescid-i Aksa'ya uygulamaktır. Aynı şekilde haremin içinde insan katledildi. Orada ibadete gelen kadınlar tartaklanmaya başlandı. Sonra Cuma günü ilk defa 67'den itibaren Cuma günü Mescid-i Aksa ibadete kapatıldı. Daha sonra da turnikeler, X-ray cihazları konularak El Halil'e yapılanı 23 sene, 24 sene önce El Halil'de oynanan oyunun aynısını Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirmek istediklerine şahit oluyoruz. Bir an önce Akd-i Selim'in devreye girmesini temenni ediyorum. Bir an önce yeryüzündeki bütün barışın, itidalin sahipleri, sağduyunun sahipleri, Akd-i Selim'in sahiplerinin hangi inançtan olursa olsun harekete geçerek zaten acılar içerisinde kıvranan İslam coğrafyasının büyük acılar yaşadığı bir dönemde bu kötülüklerin bir an önce son bulmasını ben öncelikle temenni ediyorum.